Evet arkadaşlar, bir cuma günden herkese merhaba. Bugün bizim Ahmet ne yaptı? Ne yaptı bizim Ahmet? Aç gözlü olup, sabırsız olup, paralarını batırdı mı? Yoksa dikkatli olup, zamanında kar almasını bilip, şimdi bizden gizli gizli paramı sayıyor. Tabii bizim şimdi Ahmet'e gelmeden, yani yatırımlarımıza gelmeden önce, altcoin piyasamıza, gelin bir haberler kısmını analiz edelim. Piyasada neler oluyor? Bitcoin 7 haftadır kaşık da verdiğini bu hafta salı günü maalesef ketçe ile geri aldı. Piyasaların genel analizine baktığımızda kötü bir gelişme haberi yoktu. Peki bu düşüş neden oldu diye sorarsanız, bir kaldıraçlı oyuncularda, yani vadeli piyasalarda 5x, 10x, 100x oynayan shortçıları ve longçıları piyasadan silip emekli ettiler. İkincisi, 7 haftadır aralıksız yükselmesinin sonucu Bitcoin'de kar almalarda olacaktı. Bu ikisi birleşince sert bir düşüş, düzeltme gerçekleşti. Diğer hisse senetlerinde, Nasdaq'ta, ülke borsalarında da düşüşler oldu. Ama bugün baktığımızda hem onlarda hem Bitcoin piyasasında yavaş yavaş yeşillenme başladı. Bu hafta önümüzde Avrupa'dan iki önemli haber var. Avrupa Birliği kripto parayı finansal yenilik ile birlikte hızlı bir gelişimi kullanım alanı olduğunu söylerken, diğer yandan özellikle DeFi projeleri üzerinde olumsuz bir bakışa sahipler. Sürdürülebilir finans için bir tehdit olarak görüyorlar. Bunun yanında Avrupa blok zinciri hizmetleri altyapısını geliştirmek için komisyon tarafından seçilen 7 projeden birisi ve en başındaki isim IOTA oldu. Bu IOTA için çok önemli bir haber ama Bitcoin'in düşüşüne denk geldiği için yansımadığını, belki ileride olumlu yönde yansıyacağını varsayıyorum. Düşüş demişken ünlü finans analistçisi ve yatırımcısı olan John Bollinger Mayıs ayında, hatırlarsanız o büyük düşüşte, kendini ayı olarak gördüğünü ifade etmişti. Gerçi o zaman kimse dikkate almadı. Şimdi ise arkadaşlar hem piyasanın hem kendinin boğa modunda olduğunu söylüyor. Umarım bu sözleri büyük yatırımcılar dikkate alır. Borsalar kısmında ise bir olumlu bir olumsuz haberimiz var. Amerika Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Uniswap üzerinde Coinbase'ye soruşturmadan ziyade, bakın arkadaşlar burada bir soruşturma yok, bir uyarı ön mektup gönderdi. Burada şunu belirtmişler: siz bir ticari banka gibi davranamazsınız diyorlar. Eğer davranırsanız bunun bir soruşturmaya dönüşeceğini söylüyorlar. Hem Avrupa Birliği hem Amerika, farkındaysanız, DeFi projelerin üzerinde olumsuz baskıları bulunmakta. O yüzden ben DeFi projelerindeki olan yatırımların yarısını sattım, yarısını da tutuyorum. Belki bir yarısını daha da satabilirim. Bir diğer büyük borsa olan Binance ise, tabii ki bu olumlu haberimiz, ABD'de bulunan Binance USD'yu kısa zaman içerisinde halka arz edeceğini açıkladı. Yatırımcılar kısmında ise Bill Miller, bildiğiniz gibi ünlü bir iş adamı, hem de yatırım fonunun başında olan birisi, hem kendisi hem altında bulunan Hedge fonu Bitcoin'i dijital altın olarak görüyor ve bu yönde yatırımlara başladıklarını söylüyorlar. Bunların dışında hem Brezilya hem Rusya'dan ve Ukrayna'dan işte blockchain'in çerçevesi, yasal zeminin hakkında kısa gelişmeler var. Ve bana göre arkadaşlar, aslında en önemli haber Kasım ayının sonunda olacak haber. Ve bunun ilk ön kısmı geldi. Yine Amerika Menkul Kıymetler Borsası Bitcoin ETF'ini son kez erteledi. Ama bu 14 Kasım tarihine kadar arkadaşlar. Yani burada şunu demek istiyorlar: 14 Kasım'a kadar Amerika karar vermek zorunda. Ki piyasalarda da kabul edileceği yönünde olumlu bir bekleyiş var. Eğer kabul edilirse
bu başta Bitcoin olmak üzere elimizdeki bulunduğumuz altcoin'lere çok büyük bir olumlu yönde etki edecektir. Bitcoin'e baktığımızda salı gününden itibaren sert bir düşüşün ardından 39 bine iğne atıp kendini şimdi 45-47 arasında olduğunu görüyoruz. Burada bir aşağı yukarı aşağı yukarı yaparak milleti çıldırtıyor mu, yoksa burada ekümüle olup kendini zınk diye buradan yukarı mı aşağı mı atacak? Bunun cevabı kimde? Bende ya da sende değil. Bunun cevabı büyük balina ve yatırımcılarda, piyasa yapıcılarında arkadaşlar. O yüzden buralarda temkinli olacağız. Bana burada ben ne yapacağım derseniz arkadaşlar, ben 47 bin üzerinde gün kapatırsa buralardan piyasaya kademeli olarak gireceğim. Tabii bu noktada da çok ufak bir miktarda aldım altcoin'lerden. 47 bin üzerinde çıkarsa buralarda bir ekleme yaparım. Ondan sonra yine her üst dirençleri açtıktan sonra eklemelerim devam eder. Gelelim ikinci senaryoya. Eğer aşağı kırar ise kademeli olarak 1.45 bin üzerinde, 2.42 binde ve 40 bin bantlarında oralardan bazı coinleri alacağım arkadaşlar. Umarım kırmaz, üzülmeyiz ama her zaman atacak bir kurşunumuz, elimizin altında bir nakdimiz olsun ki bu düşüşleri fırsata, alımlara çevirelim. Ahmet gibi ondan sonra gizli gizli para sayarız. Bitcoin üzerindeki destek ve dirençleri hemen şöylece söyleyeyim arkadaşlar. Not da alabilirsiniz. Hemen altımızdaki ilk direnç 46.150 ile 45.800 arasında. Buraları zaten 3 gündür denemeye çalıştı. Bu direncimiz tuttu ve çok da sağlam bir desteğimizdir arkadaşlar. Az önce direnç dedim, değiştiriyorum, desteğimizdir. Umarım bundan sonra da tutar. Onun altında 44.000 ve bir sonraki de 42.000 desteğimiz var arkadaşlar. Gelelim üstümüze. Üstümüzdeki direnç, o da aynı destek gibi bizi 3 gündür oyalıyor. 47.000'de özellikle burada gün kapatmasını bekleyin. Yani 47.000 üzerinde bir gün kapatma, bir ekstra bir mum görürseniz buralardan bir kısım alım yapabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Bir sonraki direncim ise 49.400 civarında. Yine buranın da üzerinde çıktığında ufaktan alımlar yapacağım arkadaşlar. Geldik ada. Ada alın, adanız olsun sloganına. Adacoin Mayıs ayındaki düşüşten itibaren destekli ve sağlamlı adımlarla yükseldi. Buradan da görürsünüz. Sürekli yükselen tepe, alçalan dip yapmıştı. Yükselen tepe, yükselen dip yapmıştı. Ve sağlam bir şekilde ilerledi. Ama son iki haftaya baktığımızda RSI'da da tam tersi bir durum var. Yani RSI düşüyor ama fiyat yükseliyordu. BTC'nin düşmesiyle beraber bu uyumsuzluk da giderildi diyebilirim. Yani giderildi derken ada da geri çekildi ve bu uyumsuzluğu doğruladı. Buradaki hamlem arkadaşlar Adacoin'in 2.5 üzerinde çıkması durumunda buradan bir ekleme yapabilirim. Yükselişinde devam edeceğini düşünüyorum. Hemen şuraya da not düşünelim. Eğer piyasa normal ve para girişi var ise 2.50-55 üzerinde ekleme yapar ve asıl eklememi arkadaşlar 2.90 üzerindeki mumdan sonra yapacağım. Türklerin en çok yatırımlarından biri olan Çeliz'e ya da Çeyiz'e artık ne diyorsak. Çeyiz'e o büyük düşüşünden sonra arkadaşlar bakın bu yatay bandı bir türlü kıramamıştı. Birinci deneyişinde çok geri çekildi. İkinci deneyişinde kırdı. Ve ben de herkes gibi bu kırılımı bekledim ve buradan alımımı yaptım. Ama fazla sürmedi. Bir gün sonra Bitcoin'in kendini aşağı salmasıyla CZ'de nasibini aldı.
CZ'de kırdığı bu yatay bandın altına düşerek tekrardan bu üçgen alanımıza girdi. Burada yapacağım hareket bu üçgenin alt çizgisinden ortalamayı düşürmek oldu. Birazcık alım yaptım. Sizler de yapabilirsiniz. Risk almayı severseniz. Diğer eğer garanticiyseniz ise arkadaşlar asıl alanım yani benim asıl alanım bu üçgenin kırılımından sonraki 0.40 sent civarındaki bulan 0.40 sent civarında bulunan direncimizin üst noktası olacak. Şunu da belirteyim. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla CZ'den umutluyum. Sizler de umudunuzu kaybetmemenizi diliyorum. Geldik piyasa yanarken hiç takmayın coin'e. Sola. Herkesi sollayıp geçti. Bende sol vardı. 20 dolarlardan almıştım. Belli bir kısmını 50 dolarlarda sattım. Yani %25'lik kısmını 50 dolardan sattım. Sonra 75'ten sattım. Sonra 100'den sattım. Baktım hala yükseldi. Dedim artık bundan sonra da yükselmez dedim. 141'den sattım. 200 dolara kadar çıktı arkadaşlar. Pişman mıyım? Değilim arkadaşlar. Sonuçta bir coin'le ömür boyu vakit geçirilmez ya da evlenecek değilsiniz. Ben aldım. Kâra bakarım. Güzel kâr bıraktım. Şimdi buradan sola solu soran arkadaşlar var. Hangi noktadan girilebilir diye soranlar var. Arkadaşlar şimdi sol gerçekten çok çok yükseldi. Buradan girecek olan arkadaşlar bir düzeltme yapmasını beklemeleri lazım. Ve düzeltme yaptıktan sonra %5 ya da %8 stoplu olarak girirler. Bu en mantıklı adım olarak düşünüyorum. Diyeceklerim bunlar. Paranın altında kalmanız dileğiyle kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer incelemek, eğer soracağınız coinler varsa yorumlar kısmınıza yazın. Bir sonraki videomda sizin o coinleri inceleyelim. Kendinize ve yatırımlarınıza iyi bakın.